Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz ürünler benim yaptığım, modifiye ettiğim ve sizlere de faydalı olmaya çalıştığım ürünlerdir. Daha doğrusu alternatörlerdir. Şimdi sizlere öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mesela beni telefonla arıyorlar veya WhatsApp'tan yazıyorlar. Tabii yardımcı olmak benim görevim. Önemli olan işinize uygun olması ve size bu konuda yardımcı olabilmem. Bana alternatör lazım diyor. Şimdi bana alternatör dediğinde bakın şurada gördüğünüz belki 7-8 çeşit alternatör var. Daha başka çeşitli alternatörüm de var. 20 kahve, 5 kahve, 10 kahve onları da sipariş üzerine yapıyorum. Şimdi öncelikle beni aradığınız zaman ne yapacaksınız, ne çalıştıracaksınız, suyla mı, rüzgarla mı? Bunları bana açıklarsanız işte ben de size bu şekilde açıklamalı, daha iyi yardımcı olurum. Örneğin şuradan başlayalım. Şu gördüğünüz normal vantilatör motoruydu. Modifiye edildi. Gördüğünüz gibi bakın bir tane şerit led bağladım. Şöyle hafif harekette yanıyor. Bu da pervanesi. Bu öğrenci projesidir. Şov amaçlıdır. Şimdi mesela arkadaşlar soruyor. Bu bir evi besler mi? Yani mantık kabul edebiliyor mu? Şerit led yakar diyorum. Eğer burada desem ki 1 kahve, 3 kahve, 5 kahve neyse. Yani böyle tabii elektriği anlamayan veya bilmeyen arkadaşlara da bir şey diyemiyorum. Ama ben açıklamalarımı dikkatle dinlerseniz sizlere faydalı olacağımı tahmin ediyorum. Bu gördüğünüz fırçalı sistemdir. Eğitim amaçlıdır. Bakın 360 derece rüzgara göre döner. Elektriği aşağıya kablo dolaşmadan aşağıya aktarır. Bakın şöyle şu harekette. Tabii bunun kuyruğu da var rüzgar türbün için. Pervanemiz de bu. Veya isterseniz siz de yapabilirsiniz. Veya bunu bu parça alabilirsiniz. Her şeye açığım. Yorumlara da açığım. Tabii medeni bir şekilde, efendi ve ahlaki bir şekilde her şeye açığım. Evet, bu öğrenci projesi veya şov amaçlı istediğiniz şekilde bunu kullanabilirsiniz. Renkli renkli led yakarsınız. Burada küçük bisiklet çantı. Buna ben kaşıkla pelton tipi vidaladım. Bunu da döndürerek, tabii neyle döndüreceksiniz? Suyla, püskürterek suyla döndüreceksiniz. Buna da şöyle alternatör takabilirsiniz. Bakın, bu da çok düşük, 100-150 devirde bakın power ledleri yakmaktadır. Eğer bu yüksek devir döndürürseniz şu 220 volt ledleri de yakarsınız. Led ampulleri de yakarsınız. Yani hızlı derken 1000-1200 devir döndürürseniz bunlardan 7-8 tane yakabilirsiniz. Bunun gücü ise 80 watt'tır. Evet, bu da klima motorunun modifiye edilmiş şekli, alternatöre dönüştürülmüş şeklidir. Şimdi gelelim bu da klima dış ünite motoruydu. Bu da modifiye edildi. Gördüğünüz gibi power led'ler bağladım. Bu aynı zamanda bu da 220 volt ve bu şekilde de led ve diğer filamanlı ampulleri de çalıştırır. Bunun gücü ise 200 watt'tır. Aslında 250 watt ama ben 200 watt diyorum. Tabii suyla döndürürseniz televizyonunuzu ve birkaç tane de ampulünüzü rahatlıkla çalıştırır. Aynen bu şekilde vereceğim, göndereceğim. Şunu da, bu da çıkıyor. İsterseniz bu mili de kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi şu gördüğünüz yeşil, bu da klima fan motoruydu. Bu özel sarım yapıldı. Bu alternatörlerde hep 3 çıkış vardır. 3 faz çıkış vardır. Bakın şu harekette. Bunlar da tüm alternatörlerde sağ veya sol fark etmez. Bakın saat yönünün tersine döndürüyorum veya saat yönünde döndürüyorum. Hepsi de yön fark etmez. Bu ise özel sarım yapılmıştır. Bakın burada şarj kontrol cihazı var. Bunun gücü ise 8 amperdir bu şarj kontrol cihazının gücü. 14 volttan sonra akünüzü korumak amaçlı fren yaptırır. Ben çıkışa şöyle küçük 10 wattlık bir ampul koydum. Size nasıl elektrik verdiğini göstermek için. Bununla ne yapabilirsiniz? Küçük rüzgar türbini olur. Su türbini olur. Su türbününde akülerinizi şarj edebilirsiniz. 5 amper ve 8 amper maksimum 8 amper gücündedir. Eğer isterseniz buna şöyle miline su aparatı, su türbini için kullanırsanız, eğer su türbini için isterseniz bunu monte eder gönderirim. Mini su türbini olarak
Bunun da daha önce videoları vardı. Onu da size veya bakabilirsiniz, YouTube'da var. Şimdi gelelim şu küçük. Bu da hoverboard dediğimiz, hani çocuklar dışarılarda biniyor ya, dengeli. Onun motoru idi. Bu da alternatör. Bu da çok güçlüdür. 12 volt 8 veya 10 amperli akünüzü şarj edebilirsiniz. Rüzgar türbününde, su türbününde kullanabilirsiniz. Yani aşağı yukarı 300, 250-300 devirde akülerinizi çok güzel şarj edersiniz. Bu da 250 watt. Bu da elektrikli bisiklet. Tekerinden yapılmadır. Şuradan kayışla, tabii çizilmesin diye bunlar tüm kontrolleri, şeyleri sökülmüştür. Bakın. Keçeleri değiştirilmiş, bilyaları değiştirilmiştir. Yani tertemiz olarak sizlere gönderilecektir. Bunu da su türbünü, rüzgar türbünü olarak kullanabilirsiniz. Bu da 200 devirde akünüzü şarj eder. Yani 12 volt akünüzü 200 devirde şarj eder. Eğer bunun daha büyük çaplısını isterseniz, bu da 250 watt'tır. Bu da 0-1 ürün. Bu şu çemberi o kesilmiş şekilde. Bazı kişiler küçük istiyor. Bazı kişiler de böyle istiyor. İsterseniz bu da 250 watt. Bunu da rüzgar türbünü, su türbünü olarak kullanabilirsiniz. Onu da gönderebilirim. Evet, şimdi gelelim. Bu da 500 watt teker alternatör. Tertemizdir. Bunun da keçeleri değiştirilmiştir. Bilyaları değiştirilmiştir. Gördüğünüz gibi kabloları yenidir. 12-24 volt sistemlerde su türbünü, rüzgar türbünü gibi sistemlerde kullanabilirsiniz. Bu ise 1500 watt gücünde büyük çaplı bir teker alternatör. Bunu da isterseniz buralardan kesebilirsiniz veya bana keserek gönderin derseniz ben bunu tornacıda kestiririm. Burasını da düzleştiririm. Buradan kayışla da döndürebilirsiniz veya buradan da döndürebilirsiniz. Tabii bu sizin bilginiz veya şuradan da döndürebilirsiniz gördüğünüz gibi. Evet, bu da 1,5 kW gücünde 12-24 hatta 48 voltluk sistemlerde rüzgar türbünü, su türbünü gibi kullanabilirsiniz. Şu gördüğünüz cihazımız da akü şarj kontrol cihazıdır. Frenli sistemdir. Şöyle göstereyim. Tabii bunun da videoları YouTube'da var. Nasıl fren yaptığını sizlere videoda gösteriyorum. Tabii rüzgar türbününde, su türbününde akü şarj kontrol cihazı olmazsa olmazlardandır. Mutlaka konmalıdır. Şu da gördüğünüz 50 amperlik köprü diyottur. Bu 3 faz çıkışına mutlaka ve mutlaka köprü diyot bağlanmalıdır ki akünüzü şarj edebiliriniz. Veya akü şarj kontrol cihazı bağlamak zorundasınız. Şimdi gelelim en son ürünümüze. Bu da 1 kW gücünde servo alternatördür. Bu da 3 fazlıdır. 3 tane 220 alabilirsiniz. 220, 220 ve 220. 3 tane 220 alabilirsiniz. Bunu da su türbini olarak kullanabilirsiniz. Rüzgarda olmaz. Bunu da su türbini olarak 220 volt 1 kW gücünde projelerinizde kullanabilirsiniz. Bu gördüğünüz 4 tekerli araç yapım aşamasında olup torunuma yapmaktayım. Elektrikli araba olacak bu da nasip olursa. Şimdi ise size şunun 1,5 kW alternatörün nasıl elektrik verdiğini şimdi kısaca göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz 1,5 kW teker alternatör. Daha önce de biraz önce de söylediğim gibi isterseniz bu çemberi sizler de kesebilirsiniz veya benden isterseniz, yani keserek kesin de gönderin derseniz ben bunları tornacıda kestiririm. Şuraya da güzelce kayış, düz kayış şeyi açtırır gönderirim tertemiz bir şekilde. Şimdi normalde tüm alternatörlerden 3 faz demek, yani 3 tane kablo gelir. Bu 3 kablo gördüğünüz gibi 50 amperlik köprü diyot devresine girerim. Köprü diyot devresinden gördüğünüz gibi artı ve eksi çıkış. Şu alternatör bu şekilde ben hep etiketlerim. Şurası ise artı eksi 12 veya 24 volt olarak çıkar veya 48 volt artık sizin suyla çevirecekseniz veya sisteminiz kaç voltluksa. Bakın şu devirde
Yani bu 160-180 devirde 12 voltluk akülerinizi şarj eder. Ve ters döndürüyorum. Bakın yine aynı şekilde. Hiç problem değil. Yön fark etmez. Bu tarafa döndürüyorum. Gayet güzel çalışmaktadır. Bu da aynı şekilde. Bu 250 watt'tır. Biraz önce de sizlere söylemiştim. Evet, projelerinizde başarılar dilerim arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa bana ne yapacağınızı, ne çalıştıracağınızı açıklarsanız, rüzgar mı, su mu veya suyunuzun miktarı nedir, bana WhatsApp'tan gönderseniz sizlere yardımcı olurum arkadaşlar. Evet, yapacağınız işlerde başarılar dilerim arkadaşlar.